Size bugün basit bir kandil yapımını anlatacağım. Şöyle, ihtiyacımız olan malzemeler %100 pamuktan olan bir ip. Bu ipi kendim yaptım pamuktan. Bu böyle. Bir tane çivimiz gerekir. Hani bir de gördüğümüz gibi bir tane küçücük bir kavanoz bu. Bunu kullanmak için hani bir de şöyle bir malzememiz var. Bu kutunun içerisinde sabah kızartma yaptık. İyice görünsün şöyle. Kızartmanın yağı bu. Yani kızartma yağıyla bir kandil yapmayı düşünüyorum. Önce kavanozun kapağına bir delik açacağım. Bu lifimin geçeceği kadar büyüklükte bir delik açacağım. Şimdi bu kapaktan geçirmeye çalışıyorum. Evet. Kavanozun içine koyacağız bunu. İstediğimiz aslında bu şekilde. Hemen hepsini koyduk gibi oldu. Bu şekilde. Bu yanıcı fitil. Kavanozun kapağındaki hafif o deliği biraz daha daraltmamız gerekecek sanırım. Yağı dikkatli bir şekilde döküyorum. Bu bildiğimiz patates kızartması yaptığım ayçiçek yağı. Evet. Önce hani fitilin hemen hepsi ıslansın diye iyice batırıyorum. İyice ıslanmasını sağlıyorum. Benim de ilk denemem. Dün sadece bir yumurta kabuğundan kandil yapmıştım. Şimdi ise biraz daha geliştirip şöyle biraz daha çalkalıyorum ki yağ her yerine bulaşsın. İyice bir içine çeksin yağ ki kandil yağını yukarı çekmesi daha rahat olsun. Yakın tutabilirsin. Herhangi bir sorun olmaz. Kibritle yakmaya çalışıyoruz. Bunun ilk yanışı biraz zor oluyor. Birinci kibrit de yanmayabilir. Şöyle yansıtayım olmadı. Çünkü o yemek yağının yanışı biraz zor oluyor. Evet. Kandilimiz yanmaya başladı. Kandilimiz yandıkça yani bir çiviyle olabilir. Bunu buradan yukarı yavaş yavaş çekebiliriz. Evet, size basit bir evimizdeki kızarmış, yani kızartmada ya kullandığımız ve sonrasında atacağımız olan atık yağlardan kandil yapmayı göstermiş oldum. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.